Kalp organ prolapsus cerrahisi çok sık yapılan bir cerrahi ve zaman içerisinde çok daha fazla yapılacak gibi duruyor. Bir tahmine göre 2050 yılında neredeyse 58 milyon insanı ilgilendirecek bir sorun olarak ortaya çıkacak. Bu gördüğünüz slide çok fazla kullanılan bir slide aslında. Kortinans ve kalp organ prolapsus nedeniyle 70 yaşına gelmiş bir kişinin cerrahi geçirme şansı neredeyse 10 kişide bir kişiye bu cerrahi uygulanmakta. Tabii kalp organ prolapsusları arasında apikal prolapsusu ilgilendiren aslında daha büyük bir şey ama proporsiyon ama neticede aslında verilen rakamlar daha düşük, %18'ler olarak ifade edilmiş. Ama bu bölgede yapılan ameliyatlar daha başarılı, daha kalıcı ameliyatlar. Pulvestat'ta yapılan ameliyatlar %90'ların üzerinde başarı oranları var. Amerika'da neredeyse 9 kadından birisi histerektomi geçirmekte. Tabii histerektomi bazı riskleri taşıyor. %4.4 oranında bu çalışmada bob prolapsus gelişme riski verilmiş. Eğer prolapsus nedeniyle histerektomi yapılırsa bu oran neredeyse 3 katına çıkmakta. Ve ortalama olarak 15 yıl civarında bir bob prolapsus gelişme süresi ifade edilmiş. Pek çok risk faktörü var. Bunlar arasında en önemlisi yaş. Obez de yine çok önemli. Histerektomi sonrasında bol prolaps geliştiyse bunlarda daha çok oranda obezite görüyoruz. Neredeyse 3 katı kadar. Parite yine çok doğum yapması, konstipasyonu önemli risk faktörleri. Tabii patogenesi ilk önce hatırlamak gerekli. Bacak aksı horizontal planlıdır. Bu horizontal planı bozan hadiseler, bu pelvik taban gevşemesi olabilir. Geçirilen cerrahiler olabilir. Bu aksı bozduğu zaman pelvik organlara yansıyan basınç artmaktadır. Bu da prolapsus eğilimini artırmaktadır. Pelvik organları destekleyen 3 temel yapı var. Birincisi kemik yapı, diğeri kas yapısı ve endopelvik fasya. Lateralden bakıldığı zaman artık terbiyemiz fasya pelvis en önemli yapılardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Yine çok meşhur bir çalışma, Delansey'in kadavra çalışması 1992'de yayınlandı ve çok sayfa edildi. Vajenin 1/3 üst düzeyini destekleyen iki temel yapı var. Birisi kardinal ligament, diğeri de sakroüterin ligament. Burada kardinal ligamenti görüyoruz. Servisin anterolateralinden pelvik yan duvara doğru uzanmakta. Bir diğer yapı ise uterosakral ligament. Sakrumun yine 2-3-4. Vertebralarından orijin alıp periservikal fasyanın posterolateral bölümüne yapışmakta. Bu basarvikal fasciyi bir hamak olarak görecek olursak bu yapının arka bacağını kardinal ve sakroüterin ligamentler oluşturmakta. Buralarda olacak problemler işte arka bacağın kopması da uterusun ve apeksin prolapsusuna neden olmakta. Hasta değerlendirmesi nasıl yapıyoruz? Pek çoğunda zaten cerrahi giriş ölçüsü oluyor. Medikal ve cerrahi ölçü gözlemek çok önemli. İdrar, bağırsak ve seksüel fonksiyonlara ait semptomlar önemli. En sık semptom olarak dışarı çıkan bir kitle görüyoruz. Buna bağlı semptomlar görülüyor. Disparole olabiliyor, bağırsakla ilgili problemler olabiliyor. Perineal basınç hissi. Tabii mesane üzerinde de etkisi olduğu için mesaneye ait de semptomlar ortaya çıkabiliyor. Enfeksiyonlar olabiliyor, idrar kaşırma olabiliyor. Mesaneyi tam boşaltamama gibi şikayetler görülebiliyor. Yine soru formlarıyla tabii hastaların yaşam kalitesi değerlendirme, işeme günlüğüyle son derece faydalı bilgiler alabiliriz. İdrar analizi tabii standart yapı olarak yapılıyor. Enfeksiyon var ise tedavi edilmesi lazım. Vesiküler idrar ölçümü bu hastalarda son derece önemli. Tabii yine tanı koydurucu olan fizik muayene. Fizik muayenede hastaların ilk önce tabii kognitif ve mobilizasyon durumu değerlendirildikten sonra ön ve arka kompartmanlarda prolapsusun derecesi saptanıyor. Boş mesaneyle tercih ediyoruz aslında prolapsusun şeyini, derecesini saptamak için ama stresli bir idrar kaşırmayı da saptamak için de mesaneyi doldurduktan sonra yine ıkındırarak idrar kaçırması olup olmadığını saptıyor. Dinamik MR son derece iyi bir tepkik, enterosel bağırlığı göstermek de son derece faydalı. Düşük dereceli prolapsuslarda cerrahi dışı tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Bunlar risk faktörlerin azaltılması, pelvik taban egzersizleri, sorunlu olsa da pezelleri kullananlarda zaman zaman geçici bir dönem mevcut. Daha ileri vakalarda tabii cerrahi ön plana çıkıyor. Piropat değerlendirmede mutlaka koitüs ne olacak, hastanın üremesi devam edecek mi bilmek lazım.
Apikal prolapslardan birincisi entorasal, özellikle jinekolojik cerrahilerden sonra eskiden daha çok yapılırdı. İğne süspansiyon ameliyatlarından sonra görülmekte genellikle. Uterosakral ligamentlerin zayıflama sonucunda görebiliyoruz. Dört tipi var. En sık olarak traksiyon tipi, yani bomb veya üterin prolaps ile birlikte görülmekte. Küçükler asemptomatik olabiliyor. Büyüklerde tipik olarak içerisinde mezenter var ise yatınca azalan bir ağrısı var. Tanı fizik muayene, dinamik MR'a konulmakta. Tedavi yine konservatif tedaviler var. Cerrahide abdominal veya vajinal olarak yapılabilir. Neticede apeksi tespit edeceğiz. Varsa önerti onların yapılacak. Kudesak'ta obliter edilecek. Vajinal yaklaşımda ise tatık kesisi açıldıktan sonra bağırsak redükte ediliyor. Yine apeksi tespit ediliyor. Apikal fiksasyon yapılıyor. Sistorektüsel onarımı da genellikle ekleniyor tedaviye. Bol prolapsusunda yine iki ana başlıkta değerlendirebiliriz. Vajinal yapılanlar, abdominal yapılanlar. Vajinal yapılanların pek çok avantajı var aslında. Kısa ameliyat süresi, kısa iyileşme süresi ve abdominal insizyon olmaması da bağlı düşük morbidite. Bunlar arasında en sık kullanılan kadın doğumcular tarafından özellikle sakrosüplöz ligament fiksasyonu. İskel spine'ı halk ettikten sonra bunun 200 santim medyalinden mutlaka geçilmesi lazım. Tek taraflı veya iki taraflı yapılabilir. Bazı dezavantajları da var. Öğrenilmesi de çok kolay değil. Aslında tütür geçmek için de sıkıntılı bir bölge. Bazı komplikasyonlar görülebiliyor. Pudendal damarda sıkıntı olabiliyor, kanama oluşabiliyor. Sütürü çok lateralden geçerseniz pudendal sinirde yaralanma olabilir. Çok posteriorden alırsanız siyatik sinirde sıkıntı olabilir. Yine kalça ağrısı sık olarak görülen komplikasyonlar olarak ortaya çıkıyor. Bir diğeri sakroüterin ligament fiksasyonu. Normal vajinal aksi edildiği için bazı hekimler tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışmada sakrospinal ligament ile sakroüterin ligament fiksasyonu karşılaştırılmış ve anlamlı olarak iki teknik arasında da bir fark olmadığı söyledim. Biraz daha kolay bir yöntem levator miyografi. İskiyel spinal yanında iliokopsücü spasya bilateral olarak bacağın kapı tespit edilmekte. Daha güvenilir olduğu söyledi. Benim uyguladığım bir teknik değil. Posterior fuldoplastik yine kadın doğumcuların çok sık olarak kullandığı bir teknik. Şimdi vajinal ve abdominal cerrahi yaklaşımları karşılaştıran bir çalışma bu. Benson'un 1996'daki çalışması. Burada da iddia edilen şu, abdominal cerrahi vajinal cerrahiden daha üstün deniliyor. Ama Maher bunun tam tersini söylüyor. Üstelik randomize prospektif bir çalışmada. İki grup arasında vajinal ve abdominal yapılanlar arasında fark olmadığı belirtiliyor. Pek çok kılavuzda, pek çok merkez tarafından altın standart olarak kabul edilen abdominal sakral kolpapetisi ilk kez 1962 yılında yapılmıştı. İlk zamanlar S3, S4'de tespit yapılırken daha sonra buranın çok kalma, biraz daha riskli bölge olması neticesinde S1, S2'den, anterolongitüden, ligamentten geçilmekte. Pek çok avantajı var abdominal sakral kolpapetisinin. Bir geri kalıcı yüksek başarısı var. Normal vajinal bir aks elde ediliyor ve maksimum vajinal derinlik sağlanmakta. Özellikle cinsel aktivitesini devam ettirmek isteyen hanımlarda bu önemli olabiliyor. Zayıf natif doku yerine sentetik materyal kullanılabiliyor ama başka materyaller de kullanıldığını biliyoruz. Çok tekniğe girmek istemiyorum. Özellikle şunu hatırlatmak lazım. Sol anakamın ana iyakverli arasında yaklaşık 3 santimlik bir mesafe olduğunu hatırlatmak lazım. Ön arka duvar prolapslarını düzeltmez. Eşlik eden paravajinal defekler mutlaka düzeltilmesi gerektir. Sonuçlara bakacak olursak %90'ların üzerinde başarısı olduğunu görüyoruz. Erozyon riski 0 ile 9 arasında verilmiş. Bir meta analizde kanama, erozyon riskinin %3'ler civarında olduğunu görüyoruz yine. Reoperasyon oranının %4.4 olduğu belirtilmiş. Seksüel fonksiyonla ilgili pek çok parametrede de düzelme belirtilmekte. Peki hangi grep materyali kullanılsın? Otolog, pelvikol, sentetik grepler kullanılmış. Ama en sık kullanılan sentetikler. Abdominal sakral kolpapetisi yapılan buradaki seri 259 vakalık bir seri. Burada da dikkat çeken ön onarımların, paravajinal onarımların, arka onarımların da sık olarak bu ameliyatla birlikte yapıldığıdır. Histerektomi yapılması bu ameliyatlar sırasında abdominal sakral kolpapetisi sırasında mesh erozyonunu artırır mı? Bu çalışmada yaklaşık 300 vaka bir fark olmadığı belirtiliyor. Ama fark olduğunu belirten pek çok meta analiz çalışma olduğunda
hatırlatmamız gerekti. Yine bu çalışmada da mesh kullanılan vatalarda komplikasyon için en önemli risk faktörleri sayılırken tabii cerrahi teknik, cerrahi deneyim çok önemli ama eş zamanlı histerektomi yapılmasının da bu çalışmada 2289 vakalık çalışmada ortaya konulmuş. Bu yöntemi tabii laparoskopik olarak yapabilirsek daha minimal invasif hale getirmiş oluruz. Yalnız laparoskopik olarak düğüm atmak biraz daha zor, öğrenme eğrisi de biraz yavaş. Pek çok avantajı barındırıyor. Ameliyattan sonra ağrı, hastanede kalma süresi kısalıyor, ağrı azalıyor. Kan kaybının daha az olduğu belirtiliyor. Fonksiyonel açıdan, sonuç açısından ise açıkla laparoskopik arasında bir fark olmadığı da çalışmalarda belirtiliyor. Robotik bunu bir ileri aşamaya taşıyor. Bildiğimiz gibi 2005'ten itibaren FDA'nin jinekolojik cerrahide kullanımı ile ilgili onayı var. Daha büyük büyütme sağlıyor. Hareket kabiliyeti hepimiz biliyoruz. Daha fazla sağlıyor. O da tabii maliyet artışı getirmekte. Bu çalışmada da 3 grup yöntem, 3 değişik yöntem karşılaştırılıyor. Burada açık, laparoskopik ve robotik. Robotik tabii daha pahalı ama ameliyat süreçlerini karşılaştırdığımız zaman burada enteresan bir bulgu. Açık 170 dakika, robotik olan herhalde yeni öğreniliyor. 328 dakika olarak bulunmuş. Hastane kalma süresi ise kısaltılıyor deniliyor çoğu zaman ama robotikte 1 gün, açıkta ise 2.7 gün olarak verilmiş. Bunlar artık tarihi olarak önem taşıyor. Evet hocam, yavaş yavaş şey yapardık. Zamanımız doldu çünkü geç kalmayacağız. 15 dakika doldu mu? Bunlar artık yapılmıyor. Histerektomi yapılmalı mı? Histerektomi yapıldıktan sonra özellikle pelvik organ prolaps nedeniyle yapılırsa yine nüks riski var. Ama pek çok avantajı da var. Pozitif vücut imajı, fertilite devamı vesaire gibi. Yalnız tabii eğer bu kadar koruyacaksanız servisi takip edeceksiniz. Bir de bir daha yemek alırsa mesh dilatasyonunu engelleyeceği için sezaryen yapılması lazım. Histeropeksiyi biliyoruz. Eskiden 1950'lerden önce supraservikal yapılırdı histerektomiler. Daha iyi seksüel fonksiyon. Bir de ligamentlerin korunması açısından bu yapılacaksa yine serviksi takip etmek gerekli. Sakrospinos histeropeksi ile vajinal histerektomi karşılaştırılmış. Histeropeksi daha başarılı bulunmuş ama müşter biraz daha özellikle ileri prolapslarda bulunmuş. Bir de kolpokrasisten bahsetmek istiyorum. İleri yaşlarda bu Cleveland Screening çalışmasında her zaman örnek vermişimdir. Neredeyse yılda 30 vaka yapıyorlar. Hastaların yaşı 80'in üzerinde. Çok fazla komorbiditesi olan hastalar. Yalnız tabii ek operasyonlar gerekebilir. Kapattıktan sonra bunları yapamayabilirsiniz. O yüzden de stresli bir idrar kaçırma varsa baştan bir üretken silikler yapılması lazım. Endometriyum kalınlığı önemli burada. Öncesinde tanısal olarak BNC dilatasyon kürtaj yapılması gerekebilir. Bunun sonucunda başarı şansı son derece yüksek, hasta tatmini son derece yüksek, nüks oranı son derece düşük ve aşırı aktif mesela semptomlarında yaklaşık yarısında da düzelme sağlıyor. Cinsel yaşam beklentisi olmayan, komorbid hastalıkları olanlarda da seçilecek bir yöntem. Teşekkür ederim.